Karaman Ermenek'te dağların altında kömürü çıkaramıyorsunuz. Ama Karaman, Merkez Akçaşehir Beldesi ve Ayrancı ilçesi Ambar ve Kavuklar köyleriyle Konya'nın Karapınar ve Ereğli ilçesini kapsayan sahada, Konya Ovası'nın göbeğinde tarım arazilerinin tam ortasında henüz olgunlaşmamış lignit rezervini çıkarıp hem de yanı başına bir de termik santral kondurmayı düşünüyorsunuz. Bu toprağa vefasızlık, havaya suya vefasızlık, dahası insana vefasızlıktır. Konya Kapalı Havzası dünyada ekolojik açıdan en önemli 200 alandan birisidir. Her ne kadar buğday artık para etmese de Türkiye'nin buğday ambarı olarak bilinmektedir. Havzada 2 adet milli park bulunmaktadır. Ülkemizin ortalama yıllık yağışının yarısı kadar bir yağış almaktadır. Bu sebeple havzada yeraltı suyu kullanımı oldukça yaygın ve önemlidir. Bölgedeki rezervin tamamının çıkarılması sırasında 22 milyar ton hafriyat ortaya çıkacaktır. Kazılacak ve başka bir yere taşınacak bu hafriyatın %1'i bile tozlaşsa bu yılda 700 bin ton tozun uçması demektir. Bunun yanı sıra işletmenin yapılacağı yerin bu yörede elde kalmış ender tarım topraklarının bir bölümü olduğu unutulmamalıdır. On binlerce yılda oluşan tarıma elverişli toprakların bu şekilde bir etkiye maruz bırakılması bölgenin tarım arazilerine büyük zarar verecektir. Ayrıca bölgedeki kömür ortalama 204 metre derinliktedir. Kömürün üzerinde toprağın 20 ila 60 metre altında yeraltı suyu bulunmaktadır. Kömüre ulaşmak için yapılacak kazıdan önce bu suyun pompalanması gerekecektir. Bu uygulama ise zaten bölgede yaşanan yeraltı suyundaki düşüşü hızlandıracak, bölgedeki obrukların sayısını ve büyüklüğünü artıracaktır. Bu aynı zamanda bölgenin tarımsal sulama ve içme suyu kaynaklarında büyük bir riskin altına sokacaktır. Bölgede akarsu ve göller kalmadığından kurulacak termik santral işletmesinin soğutmada kullanabileceği tek su kaynağı yeraltı suyudur. Bu da 30 yıl boyunca 8200 yeraltı su kuyusunun sürekli çalışması demektir. Karaman il genelinde sulama kuyusu sayısının 6000 civarında olması düşünüldüğünde bunun ne anlama geldiğini varın siz düşünün. Bölgede 60 bin kişinin tarımdan geçindiği düşünüldüğünde madende ve termik santralde yaratılabilecek istihdam da bölge için hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Yine bölgede tozlaşma ve termik santral kaynaklı oluşacak çevre kirliliğinin de bölge insanının sağlığı üzerinde yaratacağı riskler, özellikle kanser riski işin cabası ve en önemli muhtemel negatif sonucudur. Bu sebeple başta bu proje ve tarımsal alanları katledecek benzer projeler iptal edilmeli. Ermenek'te olduğu gibi çalışmayan ocaklardaki kömürlerin çıkarılmasının çaresi aranmalıdır. Son söz olarak şunu söylemek isterim. Önce buğdayımızı, arpamızı aldınız. Sonra suyumuzu aldınız. Şimdi topraklarımıza göz dikiyorsunuz. Toprağımızı verirsek sonra sağlığımızı ve canımızı alacaksınız. Biz de vermeyeceğiz. Teşekkür ediyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.